Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Osman Serdar Hançer sizi saygı ve sevgiyle selamlar değerli dostlar. Bu arada siz de kanala abone olup videoyu beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Devam ediyoruz. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu, uzunca bir süredir ülkemizde askıda kalan bir durum var. Bu da nedir? B ehliyetli 125 cc motosikletlerin kullanılabilecek olması. Kullanılacak mı, kullanılamayacak mı, hala net bir yasal düzenleme yok. Biliyorsunuz ki ülkemizde bu tarz düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yasalaştırılır. Çalışma tabii ki İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü söyleniyor sürekli. Meclis tarafından bu yasalaştırıldıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve bu şekilde yürürlüğe girer. Ondan sonra direktmen peki bu yasa yürürlüğe girdikten sonra motosikleti alıp şak diye kullanabilecek misiniz? Hayır değerli dostlar. Görünen o ki bu yasa çıkarıldıktan sonra belirli bir süre yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sürücü kurslarınca açılan motosiklet kurslarından kurs almak durumunda kalacaksınız. Çalışmanın bu yönde sürdürüldüğü ile ilgili bilgiler var. Ne olacak? Gideceksiniz atıyorum 2 dönem, 1 dönem ya da 10 gün, 15 gün belirli bir süre ne kadar olur, ne verilir net olarak bilemiyorum ama ilk önce kurs alacaksınız. Kursunuzu tamamladıktan sonra tabii dediğim gibi yasalaşacak ilk önce kursunuzu tamamladıktan sonra B sınıfı ehliyet ile 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek duruma geleceksiniz. Bunu beklemek durumundayız. Şimdi buradaki ayrıntı yasa çıkacak ne de olsa işte trafik denetlemelerince esneklik tanınır gibi yaklaşarak birçok arkadaşımız gittiler motosiklet aldılar. 125 cc'de ciddi bir satış oranı arttı bu söylemlerden sonra. Özellikle 2023'ün ilk yarısında çok ciddi anlamda arkadaşlar A1 ya da A2 sınıfı ya da A sınıfı motosiklet ehliyetine sahip olmayan dostlarımız gittiler. Benim de yakınen arkadaşlarım var. 125 cc motosiklet aldılar. Trafikte dolaşıyorlardı. Görünmez, nasıl diyelim? Görmezden gelinebilir ki bu yanlış. Ben bunu desteklemiyorum. Görmezden gelinebilir. Biz bunu kullanalım. Ne de olsa yasa çıkacak. İşte bir denetlemeye de denk gelirsek bakan böyle böyle bir açıklama yaptı. Biz buna sığınarak kullanıyoruz der, kurtarırız gibi düşünüldü ama bu yanlış değerli dostlar. Denetlemeler fazlasıyla sıkı. Çünkü motosiklet kazalarında artış olduğu istatistiklerden görülüyor. Yani bunların eksiltilmesi adına da sürüş eğitimi kesinlikle çok ama çok önemli. Bu yasamız hala çıkmadı değerli dostlar. Bu videoyu çekmeden önce küçük bir internet araştırması yaparak ne durumda olduğuyla alakalı olarak sizlere bilgi vermek istedim. Şöyle söyleyebilirim ki en son 7 Kasım 2023'te Sayın Bakan Yerlikaya'nın yapmış olduğu açıklamada çalışmaların sürdürüldüğü ve yasanın çıkacağı ile ilgili bilgiler paylaştı Sayın Bakan ama şu da net, biraz önce vurguladığım gibi değerli dostlar, yasa çıkar çıkmaz ehliyetlerimiz var diye gidip hemen 125'likleri alıp kullanamayacağız. Büyük bir ihtimalle yine B ehliyet üzerine gidip eğitim almanız gerekecek. Motosiklet sürüşüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sürücü kurslarından bu şekilde bir çalışma var. Yani hazırlıklarınızı buna yapmanız sizin için iyi olur. Çıkıp kullanan varsa, şans eseri yakalanmıyorsa çıkıp kullanıyordur. Eğer ki denetlemeye denk gelirseniz ceza yersiniz değerli dostlar. B sınıfı ehliyetle, yani Kasım ayının içerisindeyiz. Kasım 2023 itibariyle hala B sınıfı ehliyetle 125 cc motosiklet sürmek ülkemizde yasal değil değerli dostlar. Şimdi bu konuyla alakalı olarak benim fikrim nedir diye soracak olursanız, şahsi fikrim şudur ki arkadaşlar, bu Avrupa'da uygulanan sanırım süregelen bir uygulama, uyum süreçlerinden ya da bizde de olması gerekli diye bu yasa ülkemizde de bir şekilde uygulanacak gibi duruyor. Bana kalırsa şöyle de bir durum var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sürücü kurslarından gidip eğitim alacaksınız. Ben eminim bu eğitimleri ucuz vermeyecekler. Yani 300-400 lira para vereyim, işte bu kursu alayım diye bir düşünce ben zannetmiyorum. Yine motosiklet ehliyeti alır gibi kurslara tabi tutacaklar. Sadece ehliyet kağıt bedeli ve benzeri gibi harçlardan belki muaf olacaksınız. Bugün A sınıfı bir ehliyet almak ne kadara mal oluyor? Örnek veriyorum, tam emin değilim ama 2023 şartlarında 5000-6000 TL bandında bir ücret ödenmesi gerekiyorsa
Bu iş, yani B sınıfı ehliyetle 125 cc kullanabilme işinin de ortalama en az 2 ila 3 bin lira arası bir para cebinizden çıkartacağını ben düşünüyorum değerli dostlar, ki bunu uygulamalar başladığında görürüz. Gel gel, aferin sana, çok harikasın sen, müthişsin. Ben düşünüyorum bunu, pahalı olacağını düşünüyorum. Tavsiyem şu yönde olur değerli dostlar. Bence gidip B ehliyetle 125 cc sürmeyi düşünmek yerine, yaşınız 21-22 civarlarındaysa direkt A, onun dışında ise yani gücünüzün el verdiği süreçte A1 ya da A2. Biliyorsunuz motosiklet ehliyetleri A1, A2, A olarak gidiyor 2016 yılından sonraki değişiklikte. A1 ile 125 cc'ye kadar olanları, A2 ile, benim mesela ehliyetim A2, 35 kV'yı geçmeyecek ağırlığın güce oranı ya da tam tersi işte 0.2'yi aşmamak şartıyla kullanabiliyoruz motosikletleri, ama asıl olan 35 kV'yı geçmemesi. Bence gidip B ehliyetle 125'i sürme hayaline girmektense, buna 2,5-3 milyar para ödemektense, gidin arkadaşlar yazılın ehliyet kursuna, direkt ben A ehliyet alın, yaşı 22'nin üzerinde olanlar, işte B sınıfı ehliyet olanlar için konuşuyorum, direkt gidin A ehliyet alın. İstediğiniz motosikleti tabii ki gidip de A ehliyeti alıp gücünüz de varsa MT-07 ile başlayın demiyorum. Gidin yine yavaş yavaş büyüterek motosikletlerinizi alıp tercih edebilirsiniz. Ama benim buradaki tavsiyem gidip direktmen motosiklet ehliyeti almanız yönünde olur. Bunu belirteyim. Çünkü B ehliyete verecekleri hakla sürücü kurslarının, ben bu kursları, eğitimleri ucuz tutacağını düşünmüyorum. Ülkemiz şartlarında değerli dostlar. Bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Umarım verdiğim bilgiler, fikirler size fayda sağlar değerli dostlar. Motosiklet piyasası videoma ve ondan sonra yayınlamış olduğum Regal Raptor Pilder 250 inceleme, deneme videoma vermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum değerli dostlar. Kanal sayenizde kıpırdandı. Demek oluyor ki sizlerin desteğiyle her şey gayet güzel oluyor, güzel yürüyor. Tabii ki biz de dandik dandik içerikler çıkartıp da bunu izleyin demiyorum değerli dostlar. Uğraşıyorum, emek veriyorum. Bir içeriği çıkartmak öyle kolay olmuyor. Her ne kadar amatör olsak da programlarla uğraşmak, videoları editlemek, konuşmaları akıcı kılmak, bunların hepsi zaman alan, gerçekten emek isteyen işler. Desteklediğiniz için, dediğim gibi son iki videomu özellikle desteklediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizlerden kanalıma abone olmanızı, desteklemenizi, beğenmenizi, bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Bunları yaparsanız kanalın etkileşimi çok daha fazla artıyor, daha fazla insanlara ulaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. B ehliyetle 125 cc kullanım durumu da bu şekilde. Aceleci olmamanızda fayda var. Alıp kenara koyabilirsiniz motosikletinizi, eyvallah, bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi B ehliyetle hala bu iş ülkemizde yasalaşmadı. Dikkatli davranmanızda fayda var. Kendinize dikkat edin. Yeni içeriklerde görüşmek üzere değerli dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.